Merhaba hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. İlk videomuzda sizlere bu tavşanın baş kısmının yapılışını göstermiştim. Şimdi ise gövdesinin yapımına geçeceğiz. Kaç sık iğne ile yapmıştık? 21 sık iğne ile bitirmiştik tavşanımızın başına. Şimdi renkli ipimizle gövdesini yapmaya başlayacağız. Şu arka tarafından hemen ya da şu ipimizi kopardığımız yerden yapmış olduğumuz bir sık iğnenin içine batarak şu şekilde çıkartalım ve şurada düğümleyelim. Zincirli batmadık çünkü belli olmasın diye, renk geçişimiz belli olmasın diye bu şekilde ilmeği çıkararak başladık. Şimdi 21 sık iğne ile bitirmiştik. 20 sık iğne ile başlıyoruz hanımlar. 1 2 3 4 Son sıramızı sıkı yaptığım için açılma ve gevşeme olmasın diye, o yüzden biraz zor oluyor. 2, 4, 5. 20 tane sık iğne yapacağız. 6 7 Her sık iğnenin içinden birer tane batıp sık iğnemizi oluşturuyoruz. Son sıraları sıkı örüyorum ve bu şekilde. Ama normal sıralar tabii ki gevşek olacak. O kadar zorlanmıyoruz. Beyaz ipimin markası Kartopu Baby One. Şu an kullanmış olduğum sarı ipin ve buradaki pembe ipimizin markası da Ören Bayan Dora. Alize'de kullanabilirsiniz. Amigurumi ipi var. Alize'nin antibakteriyel. Evet, sıramızın sonuna geldik. Olmadı bu son. Şu şekilde. Bayağı bir sıkmışım. Evet. Şimdi sayalım kaç tane yapmışız. 2
2, 4, 6, 8, 10. Çıkarayım da şaşırmayayım. 2, 4, 6, 8, 10. 12, 14, 16, 17, 18, 19 ve 20. Evet. Ve şuraya ilk yapmış olduğumuz sık iğnemizin içine birleştirmemizi yapıyoruz. Şu ipimizi de hemen şu şekilde içeriye doğru iterek saklıyoruz. Evet hanımlar. Bu şekilde 20 tane sık iğnemizi yaptık. Ve işaretimizi koyuyoruz başlama yerine. Evet. Şimdi 2 tek ve 1 çift olarak yapmaya başlıyoruz. Bir tane ördük burada. Ördüğümüz kenar sık iğnemizi de sayıyoruz. 1 2 2 tek ve 1 çift yapıyoruz. Yani bir sık iğnemizin içine çift batıyoruz. Tekrar 1 2 ve yanındakine çift batıyoruz. Şu şekilde 29 tane sık iğne elde edeceğiz. 1 2 ve yanındakine çift batıyoruz. Bir, iki ve yanındakine çift batıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Evet, iki tek bir çift olarak ördük ve 29 tane sık iğne elde ettik. Şimdi sıra birleştirmemizi yapıp şu şekilde tekrar işaretimizi koyuyoruz. Evet. Şimdi her deliğe tekrar birer tane batarak arttırma yapmadan her deliğe birer tane batarak sıra sonuna kadar geliyoruz. Bu sırada hiçbir işlem uygulamıyoruz. Her deliğe birer kez batarak bu şekilde devam ediyoruz. Evet, üçüncü sıramızı da bitirdik. Her deliğe 29 tane sık iğne yaparak hiçbir şekilde arttırma yapmadan dördüncü sıramıza geçtik. Dördüncü sıramızda arttırmamızı yapacağız. 3 tek 1 çift yapacağız dördüncü sıramızda. Başlangıç ilmeğimizi atalım. Üç tek bir çift öreceğiz hanımlar. Birinci sık iğnemizi yaptık. 2 ve 3. 3 tane tek ördük. Ve yanındakine aynı sık iğnenin içine 2 kere batıyoruz. Tekrar 1 2 ve 3. 3 tane sık iğne yaptıktan sonra yanındaki sık iğnemizin içine 2 tane sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde bu sırada da arttırmamızı devam ediyoruz. 3 tane
tek sık iğne ve dördüncü sık iğnemizin içine iki kere batıyoruz hanımlar. Toplamda 36 tane sık iğne elde etmiş olacağız. Dördüncü sıramızı da bitirdik. 3 tek, 1 çift yaparak 36 sık iğnemizi tamamladık. Şimdi 5. sıramıza geçiyoruz. 5. sıramızda her deliğe birer tane sık iğne yaparak 36 sık iğnemizi devam ettiriyoruz. Bu sırada arttırma yapmıyoruz. Her sık iğnemizin içine birer tane batarak sık iğnemizi devam ediyoruz hanımlar. 5. sıramız bu şekilde ilerleyecek. Her sık iğnenin içine birer tane yaparak sıra sonuna kadar gelelim. Evet, 5. sıramızı da bitirdik. 6. sıramıza geçiyoruz. 6. sıramızı da 3 tek 1 arttır yaparak devam ediyoruz. Hemen sıra başı sık iğnemizi yaptıktan sonra daha önce de söylemiştim, sayıların hani bir eksik ya da bir fazla olması çok önemli değil. Hani ayarlamaya çalışın ama bir eksik bir fazla da olursa sıkıntı olmayacaktır. 6. sıramızda 3 tek 1 arttır yapacağız. Toplamda 45 sık iğne elde edeceğiz. İlk sık iğnemizi yaptık. 3 tek 1 arttır. Birincisi yaptık onu. 2 ve 3. 3 tek 1 arttır. Yani dördüncüsüne 2 sık iğne yapıyoruz hanımlar. Tekrardan 1 2 3 dördüncüsüne batıp bir arttırma yapıyoruz. 1 2 3 tane tek sık iğne, dördüncüsüne de çift batıp arttırmamızı yapıyoruz. Bu şekilde 45 sık iğne olacak. 1 2 3 ve yanındakine 2 tane batarak arttırmamızı yapıyoruz hanımlar. Şu şekilde. Sıra sonuna kadar devam ediyoruz. 45 tane sık iğnemiz olacak. 6. sıramızı da bitirdik. 3 tek 1 arttır yaparak 45 tane sık iğne elde ettik hanımlar. Şimdi 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16. sıraya kadar her deliğe birer tane batarak 45 tane sık iğne yapacağız. Yani toplamda 10 sıra yapmış oluyoruz. 6. sıramızı bitirdik. Şimdi 7. sıramıza başlayacağız. 7. sıramızdan 16. sıramızı da öreceğiz. 17. sıramıza kadar her deliğe birer tane sık iğne yaparak toplamda 10 sıra 45 tane sık iğne öreceğiz hanımlar. Şimdi başlayalım hemen. 1 sık iğnemizi yaptık. Kapatıyoruz. İşaretimizi de koyacağız. 10 sıra olacak. Hemen şimdi işaretimizi de koyalım. Kaç sıra yaptığımızı sayabilelim diye. Evet, şu pembe ipi kullanacağım ben. Yaptığım sıranın
altındaki sık iğnenin deliğinden batırıp şu şekilde çıkartıp sıra sayısı takibimi yapabileceğim. Bu şekilde hanımlar hiç arttırma yapmadan her sık iğnemizin içine birer tane batarak 10 sıra öreceğiz. Evet, 10 sıra ördük. 17. sıramıza kadar 10 sıra ördük. 45 tane sık iğne yaptık. Şimdi 17. sıramıza geçiyoruz. 17. sıramızda da eksiltmeye başlayacağız hanımlar. Yani 6 sık iğne yaparak bir tane atla yapacağız. Yani eksiltme. İlk sık iğnemizi yaptık. Kapatalım hemen. Evet, birinci sık iğnemizi yaptık. 2 3 4 5 ve 6. 6 sık iğnemizi yaptıktan sonra bir tane atla yapacağız. Yani bir sık iğneyi boş bırakıp yanındakine batacağız. Ve tekrar 6 sık iğne yapmaya devam edeceğiz. 1 yaptık. 2 3 4 5 6 yaptık ve bir tane atlayıp yanındakine tekrar 6 sık iğne ile devam ediyoruz. Bu şekilde 6 tek bir atla yaparak sık iğnelerimizi 39'a düşürüyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz. Evet, 16. sıramızı, 17. sıramızı da bitirdik. 6 tek bir atla yaparak 39 sık iğneye düşürdük sayılarımızı. Şimdi 18. sıramıza geçiyoruz ve 18. sıramızda da 5 tek bir atla yaparak 33 sık iğneye düşeceğiz. İlk sık iğnemizi yaptık. Beş tek bir atla yapacağız. İlk sık iğnemizi yaptık. 2 3 4 5. 5 sık iğne yaptık ve arada bir tane sık iğne bırakıp ikincisine batıp 5 sık iğneye devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde yapacağız hanımlar. 18. sıramızı da yaptık. 5 tek bir atla yaparak. Şimdi 19. sıramıza geçeceğiz. 19. sıramızda da 3 tek bir atla yaparak devam edeceğiz ve toplamda 25 sık iğneyi düşüreceğiz. 19 sıramız, 19. sıramız 3 tek bir atla şeklinde yapacağız. İlmeğimizi şu şekilde ilk sık iğnemizi yapıyoruz. Ve 3 tek bir atla 2 3 bir tane atlıyoruz. 1 2 3 bir tane atlıyoruz. Bu şekilde 19. sıramızı da tamamlayacağız ve sık iğne sayımızı 25'e düşüreceğiz. 19. sıramızı da bitirdik. 3 tek bir atla yaparak 25 sık iğneye düşürdük sayımızı. Şimdi içini doldurayım ben daha fazla daralmadan. Sonra zor olur doldurması. Evet, doldurmaya başlıyoruz içine. Tavşanımızın gövdesini oluşturduk. Şu şekilde alabildiği kadar boş yer kalmayacak şekilde kenarlarından
ortasına doğru dolduruyoruz. Boncuk elyaf da tercih edebilirsiniz. Ama ben bu elyafı tercih edeceğim. Evet, sıkı sıkı bastıra bastıra dolduruyoruz. Şu şekilde. Evet. Tavşanımızın gövdesi bitmek üzere. Son 3 sıramız kaldı. 19. sıramızı bitirmiştik. Şimdi 20. sıramıza başlayacağız. 20. sıramızda ise 2 tek bir atla yapacağız. Ve sık iğne sayımız 17'ye düşecek. Hemen şu şekilde elyafları örmemeye dikkat edelim. Yoksa dışarıdan çirkin duracaktır. İlk ilmemizi aldık. 2 tek bir atla yapacağız. İkinci sık iğnemiz ve bir tane atlıyoruz. Şu şekilde. İki tane atladım ben. Bir tane atladık. Tekrar bir sık iğne yapıyoruz. Bir tane atlıyoruz. Ve bir tane sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde iki sık iğne ve bir atla yaparak, yani eksilterek 20. sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz hanımlar. Toplamda 17 tane sık iğne elde edeceğiz. Evet, 20. sıramızı da bitirdik. 21. sıramıza başlayacağız. 2 tek bir atla yapacağız bunda da ve 17 olan sık iğne sayımızı 12'ye düşüreceğiz. İlk sık iğnemizi yapıp işaretimizi koyalım. 2 tek bir atla yapacağız. 20. sırada olduğu gibi 2 yaptık. 1 atladık. 2 yaptık. 1 atladık. Yani atladığımız yerin yanındakine batarak ilk sık iğnemizi yapıyoruz ve hemen yanından ikinci sık iğnemizi alıyoruz. Bu şekilde 2 yapıp 1 atlıyoruz hanımlar. Bir tane atladık. Biraz daraldıkça örmesi zor oluyor. Bir tane daha örüyoruz ve bir tane atlıyoruz. Son ilmemizi de örüyoruz. Evet. 21. sıramızı da bitirdik. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12. Evet, 12 tane sık iğne yaptık. Şimdi 22. yani son sıramızda da bir tek bir atla yapacağız. Fakat benim elyafım ördükçe az gelmeye başladı. Biraz daha doldurmak istiyorum ben. Daha dolgun dursun diye. Az bir şey daha koyarsam yeterli olacak sanırım. İki sıra ördükten sonra boşluklar kaldı çünkü. Boşlukları da doldurmak istiyorum. Şöyle kenarlarına yayarak. Tığımızdan yardım alalım. Daha rahat olur. Şu şekilde.
Tamam. Gövdemiz de bitmek üzere. Son sıramızı da öreceğiz. Son sıramızda, yani 22. sıramızda da bir örüp bir atlayacağız. Artık işaretimize gerek kalmadı. Kapanana kadar şu şekilde bir tane örüyoruz. Bir tane atlıyoruz. Şu şekilde tekrar birer tane sık iğne atlayarak tavşanımızın gövdesini tamamlıyoruz hanımlar. Tekrar bir tane döne döne şu şekilde yapmaya devam ediyoruz. Kapanana kadar bu şekilde aralarda birer tane bırakarak örüyoruz ve bitti. Evet hanımlar, tavşanımızın gövdesi hazır. Bir zincir çekip ipimizin dikme payını da bırakalım. Ve ipimizi kesip şu şekilde çıkartıyoruz. Evet, önümüzdeki videoda ise tavşanımızın kollarını ve bacaklarını göstermeye çalışacağım size. Evet hanımlar, tavşanımız şu şekilde oluştu. Umarım açıklayıcı anlatmışımdır, anlamışsındır. Takıldığınız yer olursa yorum bırakmanız yeterli. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Hoşça kalın.